dövüş sahneleri. Şimdi buna kısaca Okamende de değindim ama ben Marvel Sinematik Evreni'ndeki dövüş sahnelerini çok çok beğenmiyorum açıkçası, bunu söyleyeyim. Yani Winter Soldier gibi istisnaları saymazsak eğer, birçok filmde ya full CGI dövüşler görüyoruz ya da böyle karakterin omzuna kalçasına yapışmış kameradan doğru düzgün kime ne olduğunu anlayamadığımız dövüş sahneleri izliyoruz. Ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki geniş açıdan çeksinler. Kabak gibi kimin nerede kime vurduğunu her şeyi görelim. Yani bunu yapmayacaksanız eğer dövüş sahnesi çekmenin çok bir manası yokmuş gibi geliyor bana. Diğerine amatör bir sinemacı da çekebilir. Yüzlerce milyon dolar bütçeyle yola çıkıyorsunuz. Yani Hollywood'daki en iyi double standlarla çalışma şansınız var. Dünyanın sayılı dövüş koreograflarını getirebilirsiniz. Ama kalkıp bana eğer ne olduğunu anlamadığım bir dövüş sahnesi verirseniz ben buna itiraz ederim. Benim görmek istediğim dövüş sahneleri işte Winter Soldier'daki Kaptan Amerika ile Bucky'nin dövüş sahnesi. O özellikle otobandaki bıçaklı kavga vesaire bilmem ne gibi. Veyahut da Kaptan'ın aynı filmde gemiye indiği zaman oradaki adamla kavgası. Asansör dövüşü. Batman v Superman'deki Batman'in Martha'yı kurtarmaya gittiği sahne. Oradaki o iki düzün adamla kavgası. Veyahut da Nightmare sahnesinde Parademon ve işte Superman'in askerleriyle dövüşü. Ben buna benzer dövüş sahneleri görmek istiyorum. Ne gördüğümü anlamak istiyorum. Yoksa işte Black Panther'ın son final dövüşü. Ya bekledim. O dövüş o kadar ümitle bekledim ki açıkçası. Hani Black Panther'la Killmonger dövüşecek. Çok güzel bir dövüş sahnesi göreceğiz galiba dedim. Gördüğüm iki tane CGI karakterin dövüşmesi oldu. Ben onu zaten açar Mortal Kombat'ta da gördüm yani. İki tane karakteri bilgisayarın kontrolüne bırakırım dövüşürler. Onu sinemada göstermenin bir manası yok. Evet, çekilmeyecek sahneler vardır. Onları buna bağlayabilirsin. Anlarım. Bazı yerleri CGI'le örtersin, onu pratik efektlerle birleştirirsin, bunu kabul ediyorum. Ancak full CGI yaparsan o zaman animasyon film çek. Yani şeye gerek yok. Normal bir sinema filmine gerek yok. Bu konuda bana sorarsanız DC Extended Universe yine bir adım önde. Çünkü dediğim gibi Hollywood'daki en iyi double standlarla çalışmaya çalışıyorlar. İşte Suicide Squad'ın çekimlerine bakarsanız David Ayer kesinlikle birçok yerde pratik efektlere başvurup koca sokağın tepesine teller, ipler çektirip o yaratıkları vesaire arabaların üzerinden zıplatmasını CGI yapmak yerine dediğim gibi tel vesaire ipte çözmüş bir olayı. Yani bu bir emek ve kesinlikle filmi izlerken aradaki farkı anlıyorsunuz. Yani CGI karakterin zıplaması ile gerçek bir adamın zıplaması arasındaki o fizik kanunlarındaki hissiyat her şeyi hissettiriyor. O bambaşka bir duygu. Ve bence bunun bu şekilde olması daha mantıklı. Ben kesinlikle o yönde DC Extended Universe'ı bir adım önde görüyorum. Marvel bunu yapamaz mı? Kesinlikle yapabilir. Daha önce yaptı. Ancak nedense son dönemde kolaya kaçmaya başladılar. Ben o konuda biraz rahatsızım. Özellikle combat karakterlerde bunun yapılmaması gerekiyor. Yoksa tabii ki uçan, kaçan, fırlayan karaktere yapacak bir şey yok. Yani ona bir nebzeye kadar yapabilirsin. Dediğim gibi işte en fazla CGI ile pratik efekti birleştirirsin ama full combat karakterlerde açıkçası doğru bulmuyorum.